Evet. F5. Bir de arkadaşlara şöyle yoklama alayım tam olarak. Tam takım. Print screen. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi eşitsizliklerde demişiz ki en son ilerlemişiz işte. Şu şekilde mutlak değerli olan ifadeler vardı. Şöyle yapacağız. Mutlak değeri, mutlak değeri, mutlak değeri çift katlı kök kabul edeceğiz. Tamam. Çift katlı kök kabul et. Mesela mutlak değer mesela x eksi 7 mi var? Şöyle. O zaman diyeceğiz ki burayı sıfır yapan değer x eksi 7 eşittir sıfır diyeceğiz. Buradan x eşittir 7 kökü gelecek ve biz buna ne diyeceğiz? Çift katlı kök olarak değerlendireceğiz bunu soru içerisinde. Eğer bu şöyle gelirse bize 6 eksi x diye gelirse mesela burada da yine burayı sıfıra eşitleyeceğiz. 6 eksi x eşittir sıfır diyeceğiz. 6 eşittir x olacak. X değerimiz ne olacakmış? 6 olacakmış. Bunu nasıl kabul edeceğiz? Bunu da çift katlı kök kabul edeceğiz. Çünkü nereden geldi? Mutlak değerin içerisinden geldi. Pekala, işaret incelemesi yaparken bunun işareti nedir diye sorarsam size, bunun işareti nedir diye sorarsam, x'in sol tarafındaki işaret artıdır, değil mi? Artı. Sonuç nedir? Artı olarak çıkacak bu, değil mi? Şimdi bu da x'in sol tarafındaki işaret nedir? Eksidir. Bunun işaret incelemesini yaparken eksi olarak mı alacağım? Her ne kadar burada eksi olarak görünse bile mutlak değerin içerisinde olduğu için, mutlak değerin içerisinde olduğu için bu ne olarak çıkacak karşımıza? Artı olarak çıkacak. Her halükarda içerideki işaret karşımıza artı olarak gelecek. Şimdi bunu soru üzerinde incelemeye çalışalım. Hazırsanız şöyle ki bunların hepsini sildim. Dedik ki şöyle mesela x eksi 3 mutlak değer tamam çarpı x eksi 6 bölü x eksi 5 diyelim. X artı 5 diyelim buna da. Bu da küçük eşit 0 olsun mesela. Şimdi tek tek 0'a eşitliyorduk hatırlarsanız. Şurayı 0'a eşitliyorduk. X eksi 6 eşittir 0'dan. X eşittir 6 olacak. Bu bizim tek katlı kökümüz ve bundan başka kök yok. Tamam. X eksi 5, x artı 5 eşittir 0'dan. X eşittir buradan ne gelecek? Eksi 5 gelecek. Bu da tek katlı kök. Ama buna dikkat. Buna dikkat. Niye dikkat? Çünkü paydadan geldi. Paydadan gelen köklere dikkat edecektik. Sonra bir kökümüz daha var bizim ki o işte buradaki kök. X eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3'tür. Ancak buradaki katsayının veya mutlak değerden geldiği için biz bunu ne kabul edeceğiz? Çift katlı kök kabul edeceğiz. Şimdi bunun tablosunu çizelim beraber. Şöyle ve şöyle. Burada hemen işaretlerimizi inceleyeceğiz. Şuradan geldik. Buradan geldik. Kaç tane kök var? 3 tane kök var. Eksi 5 var. Tek katlı kök. Eksi 5. 6 tek katlı kök ve 3 çift katlı kök. Şuraya çift kat yapıyorum. Şimdi ne diyeceğim ben buradan? Hemen bakıyorum. Burada 3 diyeceğim. Çift katlı kök. Buraya kaç diyeceğim? 6 da mı var? He, o zaman çift katlı kök şurada. Şunu siliyorum o zaman hemen şuradan. Şuraya 6 yazıyorum. Şuraya 6 yapıyorum. Şurada da ne varmış? Eksi 5 varmış. Tamam. Şuraya eksi 5 yaptım. Sonra 3 gelir. Sonra da ne gelir? 6 kökü gelir. 6 kökü tek katlı köktür. 3 kökü çift katlı bir köktür. 3 kökü çift katlı bir köktür. Sonra buradaki diğer kök ise eksi 5 ise eksi 5 ise tek katlı kökmüş. Şimdi dikkat dediğim eksi 5'in içerisini boş yapmam lazım. Niye? Çünkü paydadan geliyor. Aşağıdan geliyor. Ve şekli tanımsız yapıyor. Onun içini boş yaptım. Şimdi işaret incelemesi yapıyorum. X'in işareti artı. Buradaki X'in işareti artı. Buradaki X'in işareti artı. Bu kadar artı çarparsan sonuç ne? Artı olacak. O zaman en sağdan artıyla başlayacağım. Sonra eksi olacak. Sonra tekrar yine eksi olacak. Çünkü çift katlı köklerden geçişte işaret ne yapmazdı? Değişmezdi. Sonra tekrardan artı olacak. Pekala 3 köküm dahil mi?
0'a 3 yazarsam burası 0 oluyor. 0'a eşit olmasını istiyor mu? İstiyor. Aşağıda eşitlik var. O zaman 3 kökü dahil olacak. 6 kökü dahil mi? Evet, dahil. Buraya da 0 yazacağız. 6 yazınca 0 olacak. Şimdi artı, eksi, a, eksi, artı. Tamam. Ne istiyor bizden? 0'dan küçük negatif bölgeyi istiyor. Negatif. O zaman nereden başlayacağım? Negatif olan yer taralı şurası ve şurası. O zaman şöyle yapsam olur mu yani? Eksi 5'ten başlayıp dahil değil. 6'ya kadar gitsem. 6'ya kadar gitsem ve 6'ya dahil desem. Bu aradaki 3 değeri benim için sıkıntı oluşturur mu? Tamam, aramayalım. Aradaki 3 değeri sıkıntı oluşturur mu? Oluşturmaz. Çünkü 3 de dahil olduğu için cevap bu. Çözüm kümemiz bu olacakmış. Şimdi bir örnek daha yapıyorum. Şöyle diyorum. 1 eksi x kare, 1 eksi x kare parantez içerisinde mutlak değer 2 eksi x, 2 eksi x sonra mutlak değer dedim. Şöyle 4 eksi x kare dedim. Buna da küçük eşit 0 dedim. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Burayı ne diye yazabilirim ben? 1 eksi x sonra da 1 artı x şeklinde, 2 kare farkı şeklinde yazarım. Mutlak değer 2 eksi x. Evet. Şuradan geldim. Aşağıya geldim. 2 eksi x. Bunu da 2 kare farkı şeklinde yazıyorum. 2 artı x şeklinde. Sonra küçük eşit 0 diyorum. Kökleri belirliyorum. Buradan ne? X eşittir 1 kökü gelir değil mi? Burayı 0 yapan değer 1'dir. X eşittir 1 köküdür. Başka bir geliyor mu bir yerden? Gelmiyor. Bu o zaman tek katlı kök. Ve paydan geldiği için sıkıntı yok. Üstten geldiği için sıkıntı yok. Burayı 0 yapan değer eksi 1. X eşittir eksi 1. Tamam. X eşittir eksi 1. Tamam. Başka eksi 1 kökü var mı? Yok sistemde. O zaman bu nasıl kök? Tek katlı kök. Burası da tamam. Şimdi şurayı 0 yapan değer nedir? 2'dir. X eşittir 2'dir. Nereden geldi bu 2? Nereden geldi bu 2? Mutlak değerin içerisinden geldi. O zaman bu çift katlı kök. Tamam. Şimdi burayı 0 yapan değer nedir? 2'dir. X eşittir 2'dir. Bu nasıl bir kök? Tek katlı kök. O zaman bu kökle kaç defa karşılaşmış oldun? 2 defa ve 1 defa karşılaştın. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Tek katlı köke dönüştü bu artık. Bu artık tek katlı köke dönüşür. Çift sayı ile tek sayının toplamı tek sayı olur. Aynı kök ile tek sayı ile karşılaştığın için sonuç tek oldu. Yani 2 ile 1'i topladın 3 oldu. Mesela 4 ile 3'ü topladın 7 oldu. Tek katlı kök oldu yani. O anlamda. Burayı 0 yapan değer nedir? Burayı 0 yapan değer eksi 2'dir. X eşittir eksi 2'dir. Ve nasıl bir kök? Tek katlı kök. Tek katlı kök değil mi? Şimdi tablomuzu çiziyoruz. Çizdik. Bir sürü dikkat edeceğimiz husus var. Şimdi buradan ne gelecek? Eksi 1 kökü gelecek. Hatta buradan da eksi 2 kökü gelecek. Şuradan eksi 2, sonra eksi 1, sonra 1, sonra 1, sonra da ne gelecek? 2 kökü gelecek. Şimdi bakalım tekrardan. Evet. Şimdi eksi 1'i şuraya yazdım. Sonra neyi yazacağım? 1'i yazacağım. Hayır, şurada eksi 2 varmış. Eksi 2'yi yazdım. Sonra eksi 1 gelir. Sonra ondan büyük olan 1 vardır. Ve 1'den büyük olan da ne var? 2 mi var? Şimdi bakıyorum, tekrar kontrol ediyorum. Tek katlı kök. Eksi 2 tek katlı kök. Eksi 2 nereden geliyor? Paydan geliyor değil mi? Paydan geliyor. O zaman içi boş olacak. Başta aşağıdan gelen kök var mı? Var. Hangi 2 var? Buradan eksi 2 geldi. Şuradan eksi 2 geldi. Buradan da artı 2 geldi. Artı 2 kökü de yine paydan geldiği için içi boş olacak. Tanımsız yapıyor. O zaman diğer kökler yukarıdan geldiği için içleri ne olacak onların? Dolu olacak. Niye dolu olacak? Çünkü eşitlik olduğu için olacak. Yoksa eşitlik olmasaydı direkt hepsinin içini boş yapacaktım. Hiç düşünmeyecektim yani. Şimdi işaret incelemesi yapacağız. Burada x'in işareti ne? Burada x'in işareti eksi. Burada x'in işareti artı. Buradaki x'in işareti ne arkadaşlar? Eksi. Ama mutlak değer olduğu için bunu ne olarak alacağım? O tuzağa düşmeyeceğim işte. Mutlak değer olduğu için onu artı olarak alacağım. Bakın dikkat, buna dikkat. Tamam. Payda ne var? Eksi var. Şuradan eksi geldi. Buradan ne geldi? Artı geldi tekrardan. Bunların hepsini çarparsam eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Hepsi gider, kocaman bir artı olur.
Şimdi evet. Neyle başlayacağım? Evet, neyle başlayacağım? İşaret olarak artı ile başlayacağım. Çünkü işaret tablosunu işareti inceledik, yani artı. Sonra eksi, sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Çünkü bütün kökler tek katlı köke dönüşmüş halde. Ne istiyor benden? Negatif olan bölgeyi istiyor. Negatif olan bölgeyi tarayalım o zaman. Neresi negatif bölge? Burası. Başka neresi? Burası. Başka da var mı? Yok. Tamam. O zaman benim çözüm kümem ÇK eşittir. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı olmalı. İçi boş olan yuvarlaktır, dahil değil. İçi dolu olan da şu şekilde eksi 1 dolu şekilde gösterilir. Şimdi burada başka neresi var? Bileşim. Nereden başlayacak? Birden başlayacak. Birden başlayacak. Köşeli. Virgül. Nereye kadar? 2'ye kadar. İçi dolu mu? Hayır, değil. Şurası dahil değil. Evet, cevabımız bu olacakmış bizim. Bu aralıkta olacakmış diyoruz. Şimdi sildim. Diyorum ki şu şekilde. burada da yine bir özelliğimiz var. İçler, içler, dışlar, dışlar, çarpımı yapılmaz. Tamam. İçler dışlar çarpımı yapılmaz. Bütün denklem tek tarafta toplanır. Bütün denklem tek tarafta toplanır. Tek tarafta toplanır. Tamam. Bütün denklem tek tarafta toplanır. Şöyle ki, şimdi mesela dedi ki 1 bölü x eksi 4 küçük 1 bölü x eksi 2 dedi. Şöyle içler dışlar çarpımı yapılmaz. Yapmamız gereken şey şu. 1 eksi x eksi 4, bunu da bu tarafa atıyorum. Eksi 1 bölü x eksi 2 küçük 0 diyeceğiz. Bu yani. Burayı çözeceğiz. Burayı çözmek için de bu denklemi adam etmemiz lazım. Şöyle adam ederiz. Bunu da bunun altına yazarak payda eşitleriz. X eksi 2 yazdım buraya da. Buraya da x eksi 4 yazdım. Yukarıyı çarptığım zaman ne oluyor? Bakalım. Ne oluyor? Evet. X eksi 2 bölü aşağısı x eksi 2 ile x eksi 2 ile x artı x eksi 4'ün çarpımı oldu. Paydalar eşitlenmiş oldu. Şimdi şu yukarıda eksi var. Ben bunu yukarıda çarptığım zaman o eksi şurada durur. Bu aslında komplesinin eksilisidir. Yani bölü işaretinin eksilisidir. Komple içeriye ne gelirse hepsiyle çarpılır. Ben bunu parantez açayım hata olmasın diye. X eksi 4 yazayım. Çünkü öğrenci buraya eksi parantez açmıyor. Eksiyi sadece ve sadece x ile çarpıyor. Genelde işlemlerde hep hata yapılan yer burası. İşlem hatası genelde buradan kaynaklanıyor. Şimdi o zaman ben bunu şöyle ve böyle ne yapmam lazım? İçeriye dağıtmam lazım. O zaman şuradan ne geliyor bakınız? X eksi x eksi 2 eksi x eksi x eksi x artı 4 artı 4 bölü aşağıda ne var? X eksi 2 var. X eksi 2 var. Bir de ne var? X eksi 4 var. İşte bu küçük sıfır olacakmış. Şunlar gitti gördüğünüz gibi. Buradan yukarıdan 2 kaldı. 2 bölü x eksi 2 ve denklem x eksi 4 şeklinde küçük sıfır olacakmış. Şimdi inceleyelim bakalım. Şöyle, şöyle. Burayı sıfır yapan değer 2 değeridir. Burayı sıfır yapan değer 4 değeridir. 4 değeridir. Şimdi burada paydadan geldiği için ikisi de içi boş olacak. Zaten hiç düşünmene gerek yok. Burada eşitlik yok ya. Direkt hepsi boş olacak. Şimdi işaretimize bakalım. Buradakinin işareti ne? Artı. Hocam burada x yok ama. Niye yok? Şöyle var. X üzeri 0 var. X üzeri 0 1 demektir. X üzeri 0 1 demektir. İşareti artı. Artı ile başladık. Bunun işareti ne? Artı. Bunun işareti ne? Artı. Bu kadar artıyı çarparsam burası ne olur? Artı olur. Sonra burası ne olur? Eksi, eksi, eksi olur. Sonra burası ne olur? Artı, artı, artı olur. Benden nereyi istiyor? Negatif bölgeyi istiyor. Negatif.
O zaman bu negatif bölge 2 ile 4 aralığı olacakmış ve dahil olmadığı için şöyle gösterilecek. Çözüm kümesi burası işte. İşte bu. Evet. Bu kadar. Siliyorum. Sildim. Şimdi bu da tamam. Buna bir tane daha örnek vereyim. Şöyle. 1 bölü x artı 6 küçüktür. 1 bölü x eksi 2. Şimdi bu tarafta topluyoruz. 1 bölü x artı 6 eksi 1 bölü x eksi 2 küçük 0. Bunu x eksi 2 ile bunu da x artı 6 ile çarpıyoruz. Yukarıyı çarptığım zaman x eksi 2. Bu yukarıyı çarptığım zaman eksi parantezinde x artı 6 bölü aşağısı da ne olacak? X eksi 2 çarpı x artı 6 şeklinde düzenlenmiş olacak. Şimdi bu eksi içeriye dağıtırsam x eksi 2 eksi x eksi 6 bölü x eksi 2 burası da x artı 6 küçük 0 olacak. Şununla şu gider. Buradan eksi 8 gelir. Eksi 8 gelir. Bölü aşağıda x eksi 2. Burası da x artı 6. Tabloyu çizelim şöyle. Çizdik. Şimdi buradan gelen köküm ne? 2 köküm var benim. 2. Bir de burayı 0 yapan değer ne? Eksi 6. Onu da yazdım eksi 6'ya. Şimdi küçük 0 demişiz. Direkt hepsinin içerisi boş olacak. Zaten bu ikisi paydadan geldiği için boş olacak. Buranın işareti artı. Buranın işareti artı. Ama buranın işareti ne? Eksi. Hocam burada x yok diye almayabilenler oluyor ve soru güme gidiyor. Şimdi buradaki eksiği de alacağız yani. Çünkü x sıfırın önündeki işarettir. Eksi. Sonuç olarak işaretimiz ne? Eksi. Bu eksiyle nereden başlıyoruz? En sağdan başlıyoruz. Burası eksi olacak. Sonra artı olacak. Sonra eksi olacak. Benden nereyi istiyor? Burayı istiyor. Burayı istiyor. Tamam. Yani negatif yerleri istiyor. Sıfırdan küçük negatifleri istiyor. Negatif. Negatif yerler neresi? Buralar. Buralar. Tamam. Şimdi dese ki bana böyle olduğuna göre, böyle eşitsizlik sistemi olduğuna göre x'in alacağı değerler toplamı dese. Şimdi x sence buradan hangi değeri alabiliyor? Bunu alamıyor değil mi? Bunu alamıyor. Bundan küçük ne var? Eksi 7'yi alıyor. Sonra eksi 8'i alıyor. Sonra eksi 9'u alıyor. Sonra eksi 10'u alıyor. Sonra eksi 11'i alıyor. Ve nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor değil mi? O zaman buradan hangi değerleri alıyor? Evet söyleyin. 2'yi alamıyor. 3'ü alıyor. Değil mi? 3'ü alıyor. Sonra 4'ü alıyor. 5'i alıyor. 6'yı alıyor. 7'yi alıyor. 8'i alıyor. 9'u alıyor. 10'u alıyor. 11'i alıyor. Ve nereye doğru gidiyor? Artı sonsuza doğru gidiyor. Bu soru çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde sorulduğu zaman. Alacağı değerler toplamı dediği zaman bakın şimdi buradan eksi 7, eksi 7 artı 7'yi götürüyor. Eksi 8 artı 8'i götürüyor. Eksi 9 artı 9'u götürüyor. Eksi 10 artı 10'u götürüyor. 11, 11'i getiriyor. Bunu getiriyor. Bu değerlerin hepsini topladığın zaman sadece ve sadece şurası kalıyor geriye. Gördünüz mü? Ne var burada? 10 var. 5 daha 15. 3 daha 18. İşte alacağı değerler toplamı 18'miş. Çok güzel bir soru haline gelmiş oluyor bu şekilde. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi sildim. Şimdiye kadar biz bu artı eksiyle neyi inceledik? Ona bakalım hızlı bir şekilde. Şöyle çizdik. Buradan da geldik böyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi hemen şuradan değerlerimizi yazalım. Buraya diyelim ki mesela eksi 3. Buraya diyelim ki eksi 1. Şuraya diyelim ki 5. Aslında biz arkadaşlar bu zamana kadar neyi inceliyorduk derseniz şunu inceliyorduk aslında. Şuradan aşağıya bir kök değeri geldi. Bakın şu işaret buradan aşağıya geldi. Buradan aşağıya bir kök değeri geldi. Ve buradan aşağıya da bir kök değeri geldi. Bu üstlerde x'leri inceliyoruz. Altlarda da aslında y'leri inceliyoruz. Şurası y'lerin işareti. Buralarda x'lerin değerleri. Şimdi burada biz bu zamana kadar yaptığımız şey de aslında şuraya eksi 3 diye yazdığımız şey x eksenini kestiği nokta. Eksi 1 diye yazdığımız şey köküdür x eksenini kestiği nokta. Hepsini
Hep sıfır eşitlememizin sebebi bu x değerlerini bulmak. Burada da hazır verilmiş zaten. Burayı ben şöyle yorumlasam. Deniz seviyesi. Deniz seviyesi. Deniz seviyesi. Yani x ekseni değil mi? X ekseni deniz seviyesi olmuş oldu. Deniz seviyesinin üzerine çıktığınız zaman işaretleriniz artı. Deniz seviyesinin altına indiğiniz zaman işaretleriniz ne? Eksi. Eksi, eksi, eksi. Deniz seviyesinin yukarısına çıktığınız zaman artı artı. Değil mi? Bunlar artı artı. Deniz seviyesinin altına indiğiniz zaman ne? Eksi, eksi, eksi. Şimdi bakın buradaki işaretiniz bizim ne? Artı değil mi? Şimdi tabloya hiç bakmadan gel önceki bilgilerimize göre konuşalım. Burası artıysa sonra buranın ne olması lazım? Eksi, eksi, eksi olması lazım değil mi? Buranın ne olması lazım? İşi kökten geçişte işaret değişiyor. Artı, 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 artı olması lazım. Sonra ne olması lazım? Eksi, eksi, eksi olması lazım. Zaten öyle değil mi? Bakın grafiğin işareti, grafiğin işareti. Eksi 3'ün bu tarafında eksi, eksi. 3'ten 1'e kadar, eksi 1'e kadar işaret daima artı olmuş, artı olmuş, artı olmuş. Eksi 1'den, eksi 1'den 5'e kadar eksi olmuş. Sonra da artı olmuş. Aslında biz burayla, şununla, bu zamana kadar yaptığımız bu işlemle, buradaki işlemle nereyi incelemişiz? Şu grafiğin işaretini incelemişiz. Tamam. O zaman bu grafiğin de denklemini bir taraftan bulalım şimdi. Fx eşittir. Hep x'ler çıkartılarak bulunur. X eksi eksi 3. Yani x artı neye dönüşür? 3'e dönüşür. X eksi x eksi eksi 1. Eksi 1'den dolayı artı 1 oldu. Ve x eksi 5 diyeceğiz. Evet bu. Şimdi fonksiyonun işareti nedir denirse fonksiyonun işareti en sağ tarafta ucu nerede kaldıysa hangi işarette kaldıysa fonksiyonun işareti odur. Fonksiyonun işareti artılır. Tamam. X'ler en büyük değerleri alırken bakın şöyle düşünebilirsiniz. Buradan da düşünebilirsiniz. Buradan da düşünebilirsiniz. Şöyle yapayım hemen. Şuradan bir tane ok çizeyim. X'ler en büyük değeri alırken işaret ne? Artı. X'ler en büyük değeri alırken artı. X'ler en küçük değeri alırken ne? X'ler en küçük değeri alırken eksi. Değil mi? X'ler en küçük değeri alırken eksi. X değerleri bu tarafa doğru giderken gittikçe küçüldüğünde eksi. X'ler büyüdüğünde artı. İşte bu bizim neyimizi gösterecek? Hem tablomuzu hem de işaretlerimizi gösterecek. Şimdi siliyorum ve burada birkaç tane denklem ve işaretlerini, köklerini incelemeye çalışıyoruz. Şu birincisi olsun. Bu birincisi olsun. Şu ikincisi olsun. Şu da üçüncüsü olsun. Burada biz şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yaptık mesela. Burada böyle yaptık mesela. Burada da şöyle, şöyle, şöyle yaptık mesela. Şimdi bunun kök değerinin mesela eksi 2, bunun kök değerinin 3 olduğunu söyleyeyim. Şuranın kök değerinin 4 olduğunu söyleyeyim. Buradaki kök değerin eksi 3, şuradaki kök değerin ya artı 3, şuradaki kök değerinin de 4 olduğunu söyleyeyim. Şimdi buradan hep beraber bunu inceleyelim. Evet. Şimdi şunun şöyle yaptık. Şuradan çizdik. Buradan çizdik. Bunun için buradan çizdik. Buradan çizdik. Bunun için de böyle çizdik. Ve böyle çizdik. Şimdi hemen şunun için bakalım. Buradan aşağıya düştüğünüz zaman şöyle. Burada kök ne değeri? Eksi 2. Buradan aşağı düştüğün zaman kök değeri ne? 3. Buradan aşağı değeri düştüğün zaman 4. Buradan aşağı düştüğün zaman eksi 3. Buradan aşağı düştüğün zaman artı 3. Buradan aşağı düştüğün zaman işaretin ne? Bu. 4. Bu değerleri de yerlerine yazalım o zaman. Şurası eksi 2. Burası şuradaki kökümüz 3. Buradaki kökümüz 4. Buradaki kökümüz ne? Evet. Eksi 3. Buradaki kökümüz ne? 3. Buradaki kökümüz ne? 4. İşaretleri gelin beraber inceleyelim. Burası yine deniz seviyesi. Yukarıda ne olur işaretimiz? Evet. Artı, artı, artı. Sonra eksi, 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 eksi. Sonra ne? Artı, 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 artı. Deniz seviyesinin yukarısında artı. Deniz seviyesinin aşağısında eksi. Şimdi en sağdaki işaretim ne? Artı. Sonra ne? Eksi. Sonra ne? Artı. Grafikte de öyle değil mi? Artı, eksi, artı. Artı, eksi, artı olacak. Artı, eksi, artı. Değil mi? Evet. Şimdi buradaki işaretimiz ne? Deniz seviyesinin yukarısında olduğu için artı, artı, artı. Şimdi deniz seviyesinin altına indim. Eksi, eksi, eksi. O zaman buradaki işaretimiz ne bizim? Artı. Geçtiğim zaman ne? Eksi.
Aynı şekilde buradan başlıyorum. Deniz seviyesinin altından başlıyorum. Eksiden başlıyorum. Sonra yukarı çıkıyorum. Dağın tepesinden aşağıya tekrar denizin dibine dalıyorum. Eksi, 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 eksi. Sonra tekrar ne yapıyorum? Yukarı çıkıyorum bu şekilde. Artı şeklinde. Şimdi işaretim benim burada ne olacak? Eksi olacak. Sonra burada artı olacak. Sonra burada ne olacak? Eksi olacak. Sonra burada ne olacak? Artı olacak. Gerçekten de öyle değil mi? Evet. Burada da hepsini de inceledik. O zaman gelin bunun denklemini yazalım. Fx. Hocam, Efendim. bu şekilde tablo varken bu çift olanları nasıl yapıyoruz? Tablosu nasıl oluyor yani çift olanların? Çift Şey katlı değişmiyor ya. çift katlı kökleri mi? Bundan hemen sonra onu Aynen. anlatacağım. Bundan hemen sonra onu anlatacağım. Tamam? Tamamdır hocam. Hadi. Aferin, güzel bir soru sordun. Eşittir. Şöyle x eksi eksi 2. X eksi eksi 2. Yani x artı 2. Tamam. Çarpı. Burası ne oldu? X eksi 3. Kökleri çıkartarak tek tek gidiyoruz. Pekala, bunun işareti ne? Bu fonksiyonun işareti ne? En sağ tarafa bakıyorsun. Artı. Bunun işareti artı olacakmış. Şimdi şuna gelelim. Fx eşittir. X eksi ne diyeceğim? 4 diyeceğim. Hep x'lerden çıkartıyorum x eksenini kestiği noktaya. İşareti ne? Artı. Tamam. Buna geldim. Fx dedim. Eşittir. X eksi eksi 3. X artı 3 olur. X eksi 3 olur. Şurası. Burası da x eksi 4 olur. Tek tek çıkarttık. İşareti ne bunun? En sağ tarafa bakıyorum. Burada da işaretimiz ne? Burada da işaretimiz eksi. Evet, bu. Tamam. Grafikleri yorumlamayı şu anda gördük ve anladık. Şimdi arkadaşımızın dediği şeye geliyorum. Şöyle. Ait. Kayboldu. Evet, şöyle. Şöyle. Bunu da şöyle güzel bir şekilde ifade edelim. Şuradan nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Yukarı çıkalım. Aşağı inelim. Yukarı çıkalım. Şu çizgimizi biraz daha uzatalım. Şuradan da şöyle, buradan da hop yukarı çıkalım. Şimdi burada değerlerimizi yazalım. Eksi 7, şurası eksi 4, şurası 3, şurası 4, şurası 5. Şimdi işaretlerimizi hemen deniz seviyesine göre tanımlama yaparsak. Şimdi şurası deniz değil mi? Deniz. Deniz seviyesi. Sen deniz seviyesinin yukarısındasın. Artı, 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 halen artı, 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 artı. Şimdi hop denize daldın. Şurada denize daldın. Eksi, 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 eksi. Sonra ne? Artı, 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 artı. Sonra denize tekrar daldın. Eksi, 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 eksi. Tekrar yukarı çıktın. Ne? Artı, artı, artı. Şimdi bizim burada tek katlı köklerimiz hangisidir diye sorarsa grafiğe göre tek katlı kök. İşaretin değiştiği yer tek katlı köktür. Bakın, işaretin değiştiği yer tek katlı kök. İşaretin değiştiği yer tek katlı kök. İşaretin değiştiği yer tek katlı kök. O zaman burası nasıl bir kök? Çift katlı kök. Çünkü çift katlı köklü 5'i geçtin ama işaretin hala artı. Şimdi bir de bunu tabloyu aşağıya çekerek öyle inceleyelim. Öyle görelim. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi şuradan bizim bir kök değerimiz geldi şurası. Şuradan bir kök değerimiz geldi. Buradan bir 3 değeri kök değeri geldi. Şuradan bir kök değeri geldi. Ve buradan da bir tane kök değeri geldi. Şimdilik bunu bilmiyoruz diyelim. Tamam. Aslında anladık ne olduğunu da yine de. Eksi 7. Şurası ne? Eksi 4. Burası ne? Artı 3. Burası ne? 4. Burası ne? 5. Şimdi işaretlerimizi buna göre grafiğe göre dolduralım. Grafiğe göre dolduralım. 5'in bu tarafında artı, 5'in bu tarafında yine artı. Sonra 4'ü geçtikten sonra işaret eksiye dönmüş. Eksiye dönmüş. Sonra 3'ü geçtikten sonra artıya dönmüş. Sonra tekrardan neye dönmüş? Eksiye dönmüş. Sonra tekrardan neye dönmüş? Artıya dönmüş. Eğer böyle işaret değişimi olmuşsa bunlar tek katlı kök demektir. İşaret değişimi olmayan yer ne demektir? Çift katlı kök demektir. Evet, olay bu. Bu denklemin yazın derse, fx'i yazın derse hemen x eksi eksi 7, x artı 7. Burası x artı 4. Burası x eksi 3. Burası x eksi 4. Geldik buraya, ne diyeceğiz? X eksi 5 diyeceğiz ama çift katlı kök olduğu için bunun üstüne 2, 4, 6, 8 bu sayıları yazabilirsin. Önce en küçüğünden yazılır yani. 2 yazarsın, olay biter. Tamam.
Bu şekilde. Fonksiyonun işareti ne şimdi? Fonksiyonun işaretini belirlemek için en sağa gidiyorum, bakıyorum ne artı. Ucu artı da kalmış bu. Fonksiyonun işareti de bu olacakmış. Problem var mı? Yok diyorsunuz. Tamam. Şimdi sildim ben bunu. Sildim bunu. Şimdi diyor ki bana şöyle arkadaşlar, x eksi 1 bölü x eksi 3, şuraya fx diyor. Sonra diyor ki büyük eşit 0 diyor. Şurada bir grafik veriyor bana. Şöyle yapıyor. Şuraya diyor ki x eksi 5, şuraya da x eksi 5, burası da 7 olsun diyor. Tamam. Şimdi burada denklemi çözeceksin ama senin önce şunu bulman lazım. Fx'i bulman lazım. Fx burada nedir? Hemen söyleyebilirsiniz. X artı 5'tir. Aynı zamanda nedir? X eksi 7'dir değil mi? Kökleri çıkartarak gidiyorum. Buradan başladın, artı artı. Sonra ne? Eksi 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 eksi. Sonra ne? Artı artı. Bu fonksiyonun işareti ne? Hop. Artı mı? Bitti. Onu buraya geliyorsun, yerine yazıyorsun. X eksi 1 çarpı x eksi 5, x artı 5 çarpı x eksi 7 bölü x eksi 3 büyük eşit 0. İşte bunu çözecekmişiz biz, söyle. Haydi çözelim. Şimdi bir kökümüz var, üç kökümüz var. Eksi bir kökü var. Bir var. Tamam. Üç var. Üç var. Hemen üç şüpheli çünkü paydadan geldiği için içini boşaltıyorum direkt. Bir sıfır yapıyor. Sıfır yaptığı için içini dolduruyorum. Tamam. Burası ne? 7 değerimiz var. 7. Şurada 7 değerimiz var. Ve burada hangi değerimiz var? Eksi 5 değerimiz var. Eksi 5 değerimiz var. Şimdi işaretleri inceleyelim. Artı, 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 artı. Hepsi artı. O zaman en sağdan neyle başlayacağım? Artı ile sonra, eksi sonra, artı sonra, eksi sonra ne? Artı. Şimdi şu içi boş olanı yazdıktan sonra diğerlerinin hepsinin içi dolu olmalı. Niye dolu olmalı? Çünkü eşitlik var. Tamam. Şimdi benden nereyi istiyor? Pozitif olan yeri istiyor. Pozitif. O zaman pozitif nereden başlayacak? Eksi sonsuzdan. Eksi sonsuzdan başlayacak nereye kadar? Eksi 5'e kadar. Eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar. Birleşim eksi 5 kök böyle mi olacak? Doğru mu yaptım? Hayır. Niye? Çünkü dahil burası. Burayı köşeli yapmam lazım. Köşeli. Burayı şöyle köşeli yapmam lazım. Birleşim artı olan yer şurada var. Artı olan yer burada var. Artı olan yer burada var. Taradığımız bölgeleri tanımlıyoruz şu anda. 1 ile 3 arası olacak. Bir köşeli. 3 dahil değil. Birleşim. 7. 7. 7. 7 köşeli şöyle ve artı sonsuza kadar gider. Sonsuzluğa da hiçbir zaman dahil olmaz. Evet, bizim çözüm kümemiz, ÇK'mız bu olacakmış arkadaşlar. Problem var mı? Yok dediniz. Tamam. Sildim şurayı. Şimdi şöyle. Şöyle, şöyle. Bu parabol şöyle diyelim. Şurada bu nedir? Paraboldür. Fx eşittir ax kare artı bx artı c. O bir daha değişmiş, ona bakma. Şurası diyelim ki x1 kökü. Burası diyelim ki x2 kökü. Şimdi parabolün kolları nereye doğru? Yukarı doğru. O zaman işaret ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Yani pozitif olacak değil mi? Zaten artıysa kollar yukarı doğrudur. Eksi ise aşağı doğrudur demiştik. Bu tamam. Burada bir tane r değeri seçiyor. Nerede bu r değeri? İki tane kök arasında. X birden büyük olacak. Mesela burada sayıları dizersen 1, 2, 3 diye yazarsan bu daha büyüktür tabii ki. R burası da ne olacak? X 2 mi? İkisinin arasında seçti. Ve bize şunu uygulatıyor. A çarpı F R nedir diye soruyor. A çarpı F R nedir diye soruyor. A'nın işareti ne? A'nın işareti artı. Şimdi F R dediğin şey şurasıdır. Şöyle geldiğin zaman şuraya gelirsin. Değil mi? R'yi yazdığın zaman F R olmuş olur burası, ama buradaki işaret x ekseninin altında olduğu için y'nin işareti nedir burada? Eksidir. Eksidir. O zaman küçük sıfır olacakmış. Şimdi mantık yürütmek istiyor. Diyor ki mantık yürütmek istiyor. Şöyle birisi geldi ama son dakika. Kimmiş bakalım. Evet, şurayı tekrar yoklamalıyım. Son dakika gelen de kaybolmasın. Şimdi son 2 dakikamız kaldı. Evet.
Şöyle. Bir de oradan bir chat şeyi var. Hocam ders bitti galiba. Bir dakika var. Şöyle. Evet. Şöyle. Eğer arasındaysa bu şekilde, eğer x1 ile x2'nin dışındaysa, yani şuradaysa mesela r değeri veya o r değeri bu taraftaysa, x1 x2'nin arasında değil de dışındaysa, tamam. O zaman şöyle olmalı. Bu iki durumda da arasında olduğu zaman küçük, diğer durumda da büyük olacakmış. Fr büyüktür 0 diyecekmişiz. Bununla ilgili de karşımıza sorular geliyor. Şimdi arada olduğu zaman çarpımları a ile f(r)'nin çarpımı negatif. Diğer türlü ise pozitif olacakmış diyoruz. Dışındaysa pozitif olacak. Hemen buna bir tane örnek veriyorum. Son bir dakika. Ama vaktimiz yetmeyecek gibi görünüyor. Şöyle, şöyle. Bunun denklemi arkadaşlar şöyle. Şurada bir tane x ekseninden geçirdim ben bunu. Hop. Şöyle, şöyle, şöyle. Şurada x1, şurada x2. Burada da r değerim var. Bu denklem şöyle, y eşittir x kare x kare x kare x kare eksi 6 x kare eksi 6 x artı 8 dedik buna. Şimdi bize r'nin tanım aralığını soruyor. R'nin tanım aralığını soruyor. R şimdi o zaman nerede? R x1 ile x1 ile r x ikisinin arasında değil mi? Evet. Buna göre yorumlama yapacağız. O zaman bizim a değerimiz ne? A değerimiz a çarpı f(r)'nin bu duruma göre ne olması lazım? Küçük sıfır olması lazım. Negatif olması lazım. Şimdi o zaman a'nın değeri ne? 1. 1 yazdık. Yani artı oldu. Buna 1 yazarsam bir şey değişmez. 1. R yazarsam burada r kare eksi 6 r artı 8 küçük sıfır olacakmış. Buradan köklerimiz bizim ne geliyor? Hemen onu hızlı bir şekilde 2 ile 4 geliyor. İşaretimiz artı olduğu için artı, eksi, artı. Negatif olan yeri sorduğu için negatif olan yer sıfırdan küçük yer şurası. O zaman eşitlik olmadığı için de içi boş. Diyeceğim ki 2 ile 4 aralığı şu şekilde ve çözüm kümesi budur. Bitti. Evet. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hocam nasıl negatif oldu ya? R'nin işareti artı. Artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olduğu için negatif yerleri istiyor. Şurası negatif. Hocam neden sıfırdan küçük? Ben onu anlayamadım. Burada az önceki özellikle verdim.